Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT Geometri Soru kitabında 2. bölümün son testi yani 13. testteyiz. Karma testlerdeyiz, üniversite lehim testlerindeyiz. Neyin karmasıydı? Dik üçgen ve açılarına göre özel üçgenlerin karmasıydı arkadaşlar. Hadi isterseniz çok fazla lafı uzatmadan son testin çözümüne başlayalım. İki kenar uzunluğu şekilde gösterildiği gibi 20 cm ve 16 cm olan dik üçgen biçimindeki bir kağıt dik olmayan köşeleri üst, üst üste getirilerek katlanıp açılıyor. Evet, şöyle katlamışız ve sonra açmışız. Öncelikle 16 20'li üçgen arkadaşlar bu 12 16 20 üçgeninden 3 4 5lik katından dolayı burası 12 çıktı. Katlamada ne yapıyorduk arkadaşlar? Hop eski haline geri getiriyorduk. Eski haline geri getirdiğimiz zaman üst üste binen kenarlar birbirine eşit, şunlar birbirine eşit, şunlar da birbirine eşit. Üst üste binen açılar da eşit. Hatta burada ikizkenar kenar orta ya da katlama aynı doğru üstünde gidiyorsa 90 derece olduğunu hep söylemiştik. Zaten burası da 90 derece oldu. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? X isteniyor. Peki ne yapacağız arkadaşlar burada? Elimizde ne var? 12 var. Şunlar birbirine eşit. Y, Y diyelim. E burası da 10, 10. Yani sen buradaki Y'yi bulursan olay bitti. Tamamı da 16'ydı. Burası da 16 eksi Y değil mi? Evet. Şu yeşilde bir Pisagor bağıntısı yapacak olursak. Hocam Y kare eşittir. 16 eksi y'nin karesi artı 12'nin karesi mi oldu arkadaşlar? Evet. Açalım bakalım bunu. Y kare neye eşit oluyor arkadaşlar? Y kare eşittir. 16 eksi y'nin karesinde 256 eksi 32 y artı y kare artı 144 oldu. Hocam y kareler gitti mi? Gitti. 256 ile 144 eksi 32 y'yi öbür tarafa atalım. 32 y yaptı. Şu ikisinin toplamı da kaç yaptı? 400 yaptı. O zaman 32 de e, 400 ise 8'e bölsen kaç çıkıyor? 50. 8'e bölsen 4. 50 bölü 4'ten y'yi kaç bulduk arkadaşlar? 25 bölü 2. Yani 12 buçuk olarak bulduk. E peki y 12 buçuksa gel burada y yerine 12 buçuk yaz. 12 buçuk yazdığımız zaman hocam 10 var 12 buçuk var. Bakın şurada burası 10 burası x şurası 90 derece burası da 12 buçuk. E hocam burada da pisagor mu yapacağız? Saçma bir şey var. 12.5'ün karesi biraz sıkıntılı olacak sanki değil mi arkadaşlar? E, bu 12.5 düzenleyelim. Aslında nedir? 25'in yarısıdır değil mi arkadaşlar? E, bu 25'in yarısıysa bu kaçın yarısı? 20'nin yarısı diye mi? Evet. Bakın 20-25 ne üçgeni? 15-20-25 üçgenler. 15 olur. Ama bu 20'nin yarısı. Bu 25'in yarısıysa bu da 15'in yarısı yapar. 15'in yarısı da kaç yapar arkadaşlar? 7.5 yapar. Dolayısıyla birinci sorunun cevabı da böylelikle balık esir bulduk. Geldik ikinci soruya. Üniversite sınavına hazırlanan Berrin bir geometri sorusu çözerken üzerinde uğraştığı ABC üçgeni için aşağıdaki bilgileri not etmiştir. Berrin yemek molası vererek çözümü daha sonra bırakmıştır. Evet bir ABC üçgeni varmış. Rastgele bir ABC üçgeni çizelim arkadaşlar şöyle. Çizdik. Hemen harfleri de yazın arkadaşlar. Bunda harfler önemli. ABC'yi yazdık. BC'yi 40 vermiş. Verilen bilgileri hep şekilde gösteriyoruz. Yükseklerin kesim noktası neymiş arkadaşlar? H'mış. Yükseklerin kesim noktası H. Direkt bütün yüksekleri çizmeyelim. Şekil karışabilir arkadaşlar. Hangisi lazımsa bana işte A'dan mı B'den mi C'den mi çizler lazım. Hangisi lazımsa ona göre yapmaya çalışalım. BH'ı kaç vermiş? Hocam BH'ı 18 vermiş. Evet şuraya bir 18'i yazalım isterseniz. Sonra e, H noktasının AC kenarına uzaklığı. Hocam şuradaki uzaklık dediği dik uzaklıktır arkadaşlar. Yani burası 90 derece. H biraz daha yukarıdan malıydım ama önemli değil. İşte burası 8 verilmiş. E hocam bu B bu da yüksekliklerin kesim noktasıydı. B ve H'tan geçen yükseklik olacaktı. Dolayısıyla burası doğrusal oldu mu? Oldu. Devam edelim. BC kenarının orta noktası M noktasıymış. Yani şurada bir orta nokta var arkadaşlar. Hemen o orta noktayı da gösterelim ve M noktasıymış. Hocam şunlar birbirine eşit ve 20'ye 20. Burası M noktası olarak yazdık. Berri yemekten sonra sorunun şeklini kaybetmiş ancak yukarıdaki not elinde kalmıştır. Sorunun M ile H noktalar arasında uzaklık olduğunu hatırlıyor. Evet. Bizden şu x uzunluğu isteniyor arkadaşlar. Ne yapacağız gençler burada? Hocam 90'ın karşısında bir eşitlik var. Muhteşem üçlü düşünülebilir. Evet. Çizdiğin zaman yalnız muhteşem üçlü çizdin ama x'e ait hiçbir özel bir durum oluşmadı arkadaşlar. O yüzden bunu silelim. E, muhteşem üçlü işimize yaramadı. Eşitliğe sadece yoğunlaşalım. Eşitlik gördüğümüz aklımıza ne gelecekti? Orta taban. İki ihtimalimiz var. Ya sağa ya sola. Hangisi mantıklı? Üçgen oluşan daha mantıklıydı. Yani sola doğru paraleli çizdiğimizde. Hocam şuna paralel çizdiğimizde. Paralelse yöndeşlikten dolayı 90 ise burası da 90 mı? Yani burası da 90 oldu. Ort taban çizgisi olduğu için kırmızı çizgi. Şurayı da iki eş parçaya bölecek arkadaşlar. Tabağımı 26. E o zaman burası 13. Burası da 13 yapacak. Buraya 5 kaldı. E artık olay çıktı mı çıktı. Hocam burada bir pisagor yaparız. Şurayı buluruz. E sonra burada da bir Pisagor yapıp öbür tarafı buluruz. Yani ben şuraya bir y diyecek olursam sonra da y'yi bulduktan sonra da x'i bulacağız. Ya da hocam ikili Pisagor var elimde. Y her ikisinde de ortak. Y kare birinde neye eşit? 20 eksi 13'ün karesi. 20'nin karesi eksi 13'ün karesine eşit. Aynı zamanda y kare neye eşit? Dik kenar olduğu için x'in karesi eksi 5'in karesine eşittir arkadaşlar. Bu 400'den 169. 400 eksi 169 eşittir. X kare eksi 25 yaptı. 400'den 169 çıkınca 1 231 mi? Evet 231. Hatta eksi 25'i öbür tarafa atalım. Artı 25 eşittir x kare olduğundan bu da 256 yapıyor galiba. 256 eşittir x kare ve x de buradan nedir? 256'nın kare küküdür Yani 16 çıkar arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci soru böylelikle akçay oldu. Geldikçe bisikletiyle yola çıkan bir kişi A noktasında şekil 1'deki tabalayı görüp Doğrusal bir şekilde yokuş çıkarak zeminden 6 birim uzaklıktaki B noktasına ulaşıyor. Arkadaşlar burası B noktası zeminden 6 birim uzaktaymış. Hemen bu 6 birim uzaklığı çizelim. Sonra birinci şekle bakıyor. Bu birinci şekilde tabela %75 eğimi gösteriyor. Eğim dediğimiz arkadaşlar bakın dik üçgende kullanıyoruz. Hocam daha eğimi görmedik ne yapacağız? Eğim dediğimiz arkadaşlar şudur. Bunu bilin ÖSYM'de sordu dik üçgende falan da karşımıza çıkıyor. Tanjant alfadır. Tanjant alfa 75 bölü 100'müş. Yani %75'miş. Hocam bu 75 bölü 100 neye eşittir? Tanjant alfa karşı bölü komşuya. Buraya 6 vermişler. Buraya A diyelim. 6 bölü A'dan 25'e bölsen 3, 25'e bölsen 4. Bu 3 bölü 4 yaptı. 2 e, katı ise 2 katı. A'yı buradan kaç buluruz o zaman? 8 buluruz. A 8 ise 6, 8, 13 keninden burası 10 çıktı. Soruya devam edelim bakalım. Bu kişi A noktasında şekil 2'deki tabaleyi görüp yani %50'lik eğim olduğunu görüp İlk durumdaki kadar yol alıp ilk durumda 10 metre gitmiş arkadaşlar ee, dursaydı B noktasının zemine olan uzaklığı ne kadar olurdu diye soruluyor arkadaşlar bize. Bu sefer bizim eğimimiz ne olacak arkadaşlar? Şu düz bir zemin olsun bizim eğimimiz şöyle %50 olsun diyor bize. Arkadaşlar %50 olduğunda buraya kadar gittiğinde şu B noktasına kadar geldiğinde buna göre diyor B noktasının zemine olan uzaklığı mı? B noktasının zemine olan uzaklığı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi burada eğimi ne? %50. Hocam eğim dediğimiz tanjant bu sefer beta. Tanjant beta %50. 50 bölü 100 yani 1 bölü 2. Hocam 1 bölü 2 demek ne demek? Yani burası k iken buranın 2k alması demek değil midir? 1 bölü 2. E burada Pisagor bağıntısı yapacak olursak k kök 5 buradan 10'a eşit oldu. K da buradan 10 bölü kök 5'e eşit oldu. Kök 5 eşitlerini ile çarpacak olursam 10 kök 5 bölü 5'ten kaç çıkıyor? 2 kök 5 mi çıkıyor? Evet cevabımız böylelikle 2 kök 5 olur arkadaşlar. Yani bizden ne isteniyor? B noktasının zemini olan uzaklığı isteniyordu. E bu seferki B noktasının zemini olan uzaklığı burası arkadaşlar. Yani cevap 2 kök 5. Dolayısıyla balı kesir oldu. Üçüncü soruda arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. Aşağıdaki yergin iple duvara bağlanmış sargacın ucunda demir bir bilye vardır. Bak sarkacının da demir bir bilye vardı. Bilye buraya geldiğinde şu konumda, buraya geldiğinde bu konuda oluyor. Önemli olan nedir? Şu sarkaç hepsinde aynı. Yani şunların uzunluklarının birbirine ne olması lazım arkadaşlar? Birbirine eşit olmasını düşüneceğiz. Peki A B'yi de vermiş bize. Buna göre diyor şekil 3'tek gibi dikey durumda iken kırmızı çizgiyle çivi arasındaki kalan uzunluk yani bizden C uzunluğu isteniyor arkadaşlar. Peki şurada kaçları yazalım. 60. Hocam 30'un karşısı şuraya k diyelim. 60'ın karşısı k kök mü yaptı? Evet. Ya yani normalde şey diyebiliriz. 60'ın karşısı c ise 30'un karşısı c bölü kök diyebiliriz aslında ama hani işlem kalabalığı olmasın diye ben hep 30'un karşısından başlarım. En son k'yı bulduktan sonra k kök 3'ü bulurum. Daha kolay bir işlem olur arkadaşlar. 30'un karşısı k ise 60'ın karşısı k kök 90'ın karşısı da 2k'dır. Yazdık bunu. E hocam burada burası 30 ya. 30'un karşısı şuradaki 30 60 90 üçgeninde 30'un karşısı k kök 60'ı karşısı 3k'dır. E 30'un karşısı k kök ise 90'ın karşısı da ne olacaktır arkadaşlar? Bunun 2 katı 2 kök 3k mı olacaktır? Evet. E burada ne olacak arkadaşlar? Hop şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit mi? Eşit. Hemen onu yazalım arkadaşlar. Buradan a artı 2k eşittir b artı 2 kök 3k olduğundan dolayı bunu buraya atalım. A eksi B eşittir 2 kök 3 K eksi 2 K olduğundan dolayı A eksi B'yi de 4 kök 3 eksi 4 vermişler. 4 kök 3 eksi 4 eşittir. Hocam 2 kök 3 K eksi 2 K olduğundan K yerine burada 2 yazdığımızı direkt tutuyor mu? Tutuyor. Arkadaşlar buradan direktman K 2 geldi. E bizden ne isteniyor? C uzunluğu isteniyor. K 2 ise C de zaten K kök 3'tü. K yerine 2 yazdığımızda bunun yerine 2 yazdığımızda Cevap da ne yapıyor o zaman arkadaşlar? 2 kök 3 yapıyor. Yani dördüncü soru böylelikle balık esir oldu. Geldik beşinci soruya. Gölge boylarının sabit bir hızla doğrusal olarak değiştiği düzlemsel bir bölgede bölgede ve bir günde bir ağacın gölge boyları ile ilgili şekildeki ölçümler yapılmıştır. Evet ağacın burası arkadaşlar 30 santimetre 7'den saat 7'de burası gün ışığı 30 santimetre Saat 10'da burası da 25 santimetre olarak verilmiş. Gölge boyu falan verilmiş mi? Saat 7'den 7'den Saat 10.40 10, Saat 7'de ve saat 10.40'da yapılan ölçümlerde Ağacın gölge boyunun 11 metre kısaldığı görülmektedir. Hocam burası 11 metre kısaldıysa Burası e, Bu daha kısa olan kısma X dersem burası X artı 11 mi? Evet. Hocam her iki şekilde de ağaç Uzunlukları birbirine eşit değil mi? Eşit. E burada ne yapacaksınız arkadaşlar? Bir burada Pisagor bir de burada Pisagor yapacaksınız. Normalde şimdi anormal yoldan yapacağımız belli oldu. Y kare neye eşittir? Hocam 30'un karesi eksi x artı 11'in karesi. Hani ikili dik üçgenlerde ortak olan kenar varsa ortak olan kenarı yalnız bırakıyorduk. Burada y kare neye eşit arkadaşlar? 25'in karesi eksi x'in karesine mi eşit? İşlem işlem işlemle x'i bulacaksınız arkadaşlar. Ama ben normal yolla bulmayayım. Valla 25 varsa iki ihtimalim var. Ya 7, 24, 25 ya 15, 20, 25 arkadaşlar. Bakalım ilk önce şunu deneyeyim. 7 iken burası 24 oluyor mu? 7, 24, 25 gel. 7 koyduğumda burası kaç yaptı? 18. E hocam y de 24'tü. E 18, 24, 30. 6 kere 3, 6 kere 4, 6 kere 5. Sağlaması tuttu. Buradan da işlem yapsan zaten cevabı kaç bulursun? 7 bulursun. Evet burayı 7 bulduk arkadaşlar. Sonra ağacın boyu kaç çıktı? 24 çıktı. Ağacın boyu 24 çıktıysa burası kaç? 24 ve 26. Bakın dikkat edin. 2 çarpı 12 burası. 2 çarpı 13 burası. E o zaman 12 13. Ne düşkeni? 5 12 13'ten 2 çarpı 5'ten burası kaç olacaktır? 10 olacaktır. E hocam ne yapacağız şimdi? Şuraya bakacağız. Saat 7'den 10.40'a kadar. Saat 7'den 10.40'a kadar ne kadar zaman geçmiş arkadaşlar? Ona bir bakalım mı? Bakalım bakalım. Buraya kadar. 3 saat 40 dakika mı geçmiş? Evet. 3 saat 40 dakika geçmiş arkadaşlar. 3 saat 40 dakika nedir? 180 artı 40'tan bu 1 saat 60 dakika olduğu için hepsini dakikaya çevirelim. 180 artı 40'tan 220 dakika olmuş arkadaşlar. Evet 220 dakikada ne olmuş? Hocam 220 dakikada bak burada 18 iken 7 olmuş. Yani 11 azalmış değil mi arkadaşlar gölge boyu? Evet 11 azalmış. O zaman şuraya notumuzu alalım. 220 dakikada 11 metre azaldıysa gölgesi 11 metre azalmış. O zaman arkadaşlar buradan buraya saat kaçtır diye soruluyor. Şöyle baktığımızda bakın dikkat edin güneş böyle geldi 18 iken 7 oldu. Sonra tam tepeye oldu 0 geldi. Sonra buraya gelince de şöyle bir şey oldu. E burada da önceden bakın burada ne kadar azalma vardı arkadaşlar 11 yok. 10.40'tan itibaren bakalım isterseniz. 10.40'tan itibaren baktığınız zaman şöyle. Saat 10.40'ta. 10.40'ta. Burası 7 değil miydi? Evet. 10.40'tan buraya kaç azaldı arkadaşlar? 7. 10.40'tan sonrasını hesaplarız isterseniz. Ya da 7'den sonrasını mı hesaplayalım? 7 tam saat. Bence 7'den sonrasını hesaplayalım. Dakikayı ne yapacağız ki arkadaşlar? Hiç gerek yok. Şimdi o zaman tam olarak şeyden başlayalım isterseniz. Şimdi burası 18 değil miydi önceden? Saat 7'de. Şöyle baktığınız zaman saat 7'de. 7 0 0'da. Şurası kaçtı? 18'de. Arkadaşlar şöyle baktığınız zaman 7'den buraya kadar kaç azalmış arkadaşlar? Gölge boyu böyle geliyor. Burada azaldı. Sonra azalmaya da devam ediyor. Yani gölge öbür tarafa geçiyor. Hani sola gitmeye devam ediyor. Yani azalmaya devam ediyor aslında. 28 mi? Evet. 28 azalma var orada gölge boyunda. O zaman 220 dakikada 11 metre azalmışsa 28 metre azalması için kaç dakika geçmesi lazım diyeceğiz arkadaşlar. O zaman işler dişler yapalım. Soru işareti neye eşit oluyor arkadaşlar? Doğru rahat var değil mi burada? Evet. Ee, şu ikisini çarpacağız. Bir de 11'e mi böleceğiz? Evet. 220 çarpı 28 bölü 11 yaptı arkadaşlar. Şunu şöyle sadeleştirdiğimiz zaman 20 bu. E 20 ile de 28'i çarptığımız zaman 2 kere 8 16. 560 dakika yapmış oldu arkadaşlar. O zaman 560 dakika. 560 dakikayı hesaplayalım. 560'ı 60'a bölsek. 560'ı 60'a bölsek. Şurada bölüyorum. 560'ı 60'a böldüğüm zaman. Hocam 6 kere 4 24. 6 kere 9 54. Evet 6 kere 9 54. 20. Arkadaşlar 20 dakika. Bu ne demek? 560'ın içinde 9 tane 60 var. Bu 560 dakika demek 9 saat. Elimde de 20 dakika mı kaldı? Evet 20 dakika demek. E biz saat 7'den itibaren hesaplamıştık ya. 7'den 7'ye kaç ekleyeceğiz? 9 saat 20 dakika eklediğimiz zaman 9 7 dakika yaptı? 16 20 yaptı arkadaşlar. O zaman cevabımız 16 20 olacaktır. Bakın şuradaki işlemi bir daha anlatayım. Biz saat 7'de hesapladık tam böyle şey olsun diye. Saat 7'den buraya gelene kadar 18 azalmış diye arkadaşlar. Değil mi? 18 bulduk buraya. Yani güneş buradan itibaren böyle geldiği zaman güneş buradan itibaren geldiği zaman gölge boyu azalıyor. 7'den buraya kadar 18. 18 dakika azalıyor. Buradan buraya da 10, toplamda 28 dakika azalıyor. Ama öncesinde biz ne bulmuştuk? E hocam 18'den 7'ye düşerken 11 metre yani saat 7'den 10.40'a kadar 11 metre azaldığını bulmuştuk. O da kaç dakikada? 220 dakikada 11 metre azalmışsa gölge gölgesi ondan sonra hesaplıyoruz. Buradan buraya 28 şey var arkadaşlar, metre var. 28 metre azalması için kaç dakika geçmesi lazım? 560 dakika geçmesi lazım. 560 dakikada 9 saat 20 dakika çık çıktı arkadaşlar. E saat 7'ye de 7.00'a da 9.20'yi eklersek kaç yapıyor? 16.20 yapıyor. Evet güzel bir soru arkadaşlar. Gerçekten 5. soruyu böylelikle ne bulduk? C-ham bulduk. Böyle saatle de bir yorumlama yapılabilir tabii ki. Geldik 6. soruya. Matematik dersinde yapılan bir etkinlikte aşağıdaki adımlar takip ediliyor. Evet aynı doğrultudaki A ve K1 bir noktalarına birer çivi çakılıyor. AK doğrusuna dik olacak şekilde K1 ile aynı doğrultudaki K2, K3, işte K6 noktalarına da birer çivi çakılıyormuş. A noktası ile K1, K2, K6 noktaları. K1, K2, K6 noktaları ise kendi aralarında şekilde gösterildiği gibi iple bağlanıyormuş. Evet şunlar böyle iple bağlanmış. buradaki şekli anlatmış bize. Ardışık K noktaları ile A noktasını birleştiren ipler arasındaki açı 15 derece. Evet şu 15 derece. Bu 15 derece. E sen bunu da birleştirsen bu da 15. Bunu da birleştirsen bu da 15. Bunu da birleştirsen bu da 15 çıkacak. Devam edelim. Bizden K5 K6 bölü AK4 uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Bakın burada bir 15 75 90 var. 15 75 90 hoşuma gitmiyor. Zaten biz kullanmıyoruz bunu. Hiç bakmayalım. Hocam burada 30 60 90 üçgenim var. Evet şuradaki üçgende 30 60 90 üçgeni var. 30'un karşısına ben şöyle 1 diyecek olursam 60'ın karşısı nedir arkadaşlar? Çünkü en son oran istenildiği için kat yazabilirim. 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı köküçtür. E, 30'un karşısı 1 ise burası da nedir arkadaşım? 2'dir. Sonra ne yapalım? Hocam sonra şunu şöyle çizecek olursak. Buradaki açı da 15 derece diye tanımlamış diye biz arkadaşlar. Her böyle işte iki tane şey arasında kaç? 15 derece. Bu 15 olunca şurada kaç toplamda kaç yaptı? 15, 30, 45 yaptı. Hocam 45, 90, 45 üçgeni oldu. İçime yarayacak bilmiyorum ama burası kök 3, burası da kök 3 oldu. E, kök 3, kök 3, kök 2 katı, kök 6 mı oldu burası? Evet. Sonra devam edelim. Sonra neye devam edelim? Şuna devam edelim arkadaşlar. Şunu şöyle çizecek olursak. Burada kaçı da yine 15 derece mi olacak? Aynen öyle. Burası 15 olunca da ne oluyor arkadaşlar? 60 yaptı. Evet. Şuradaki açı 60 derece yaptı. Bu açı 60 90 ise burası 30 oldu. 30'un karşısı kökü ise 90'ın karşısı kaç yaptı? 30'un karşısı kökü ise 90'ın karşısı 2 kökü 3 yaptı arkadaşlar. Şurası da kaç yapıyor hatta? Burası da 3 yapıyor. Bilmiyorum işime yarayacak mı? Yazalım biz yine de. Ne olur ne olmaz. Burası 3. Sonra ne isteniyor arkadaşlar bizden? Sonra şu. K5, K6 bulmak için bir daha şunu çizelim. Bir daha bunu çizdikten sonra arkadaşlar. Burada kaçı da 15 derece olacak mı? Olacak. Hocam bu açıda 15 derece ya. 75. Burası da 15 oldu. 15, 75, 90 çıktı hocam. Biz bunu sevmiyoruz. Kullanmıyoruz. Haşa 4 taş burada yaramaz. Ama dikkat edin. 15'e 15. Gördünüz mü arkadaşlar? Şurada bir ikiz kenarlık çıktı mı bu üçgende? Bak şöyle gösteriyorum. Şu üçgen ne oldu? 15'e 15 olduğu için ikiz kenar çıktı. İkiz kenar çıktı. Yani burası 2 kök 3 ise burası da ne olacaktır? 2 kök 3 olacaktır. E olay bitti. K5 K6 2 kök 3 bölü AK4 uzunluğu. AK4 uzunluğunu da zaten biz kök 6 bulmuştuk. E o zaman cevabımız ne yaptı? Şununla şu sadeleşince kök kaldı. 2 bölü kök 2 yani kök 2 eşine 2 bölü kök 2 de kök 2 eşine ile çarparsam 2 kök 2 bölü 2'den ne geldi arkadaşlar? Kök 2 geldi. Dolayısıyla kaçıncı soru? 6. sorunun cevabı böylelikle balık esir geldi. Ve geldik 7. soruya. Aşağıda 2 özdeş kanattan oluşan cam blok verilmiştir. Bu cam blok şekilde gibi katlama noktasından odanın içerisine doğru kanatlar arasında kaçı 120 derece olacak şekilde katlanıyor. Peki arkadaşlar katlansın. E, buradaki mesafede 4 birim olacak. Şöyle katlandığında şuradaki mesafede 4 birim oluyormuş. Cam bloğun üç, uç kısmı pencere üzerinden 4 santimetre kaydına göre cam blok katlama noktasından içeriye doğru kaç santimetre ilerlemiştir? Evet içeriye doğru kaç santimetre ilerlemiştir? Yani sizden şuradaki yükseklik soruluyor arkadaşlar. Şimdi 120 ya dikkat ederseniz arkadaşlar bu cam bloğun uzaklarına xx dersek. E hocam burası x burası da x mi? Evet. Hocam ikiz kenar oldu. 120, 30, 30, 120 üçgeni çıktı? Aynen öyle. E hocam 30, 30, 120 üçgen çıktı. X, X ise burası X köküç mü oldu? Aynen. E önceden de X, X burası ne oluyordu arkadaşlar? Şurası 2X oluyordu. E hocam burası da 2X olacak. E dikkat edin burası da 4. Yani X köküç ile 4'ün toplamı. X köküç ile 4'ün toplamı 2 köküç. Burası 2X olacak arkadaşlar. Evet x kök 3 ile 4'ün toplamı tamamı 2x'ti. 2x olacak arkadaşlar. E buradan bunu şu tarafa attığımız zaman 4 eşittir 2x eksi x kök 3 olduğundan 4 eşittir x parantezinde 2 eksi kök 3 olacağından. E buradan sonra devam edelim. Buradan da 4 bölü 2 eksi kökü 3 eşittir x'e eşit oldu? Eşlerini ile çarparsam 2 artı kök 3 ile çarparsam x ne eşit oluyor? 4 çarpı 2 artı kök 3 bölü kaç yaptı? Karesi eksi karesi. iki kare farkı olduğu, olduğundan. Hani a eksi b a artı b şeklinde olduğu için. 4 eksi 1'den 4 eksi 3'ten aşağısı 1 yaptı. O zaman x'i biz ne bulduk arkadaşlar? 8 artı 4 köküç olarak bulduk. Eyvallah. Şimdi bizden ne isteniyor? İçe doğru kaç santimetre ilerlemiştir diye soruluyor. Arkadaşlar bizden şu isteniyor. İçe doğru kaç santimetre ilerlemiştir? Şuradaki mesafe soruluyor bize. Yani sen şurayı ne buldun şimdi? Şurayı ne buldun şimdi? Hocam burası 90'ın karşısı x. x dediğin nedir buradaki mesafe? Oradaki mesafe 8 artı 4 köküç. 8 artı 4 köküç olarak buldum burayı. E burası da 30. E burada 90'ın karşısı 8 artı 4 köküç ise 30'un karşısında yarısı olmaz mı? Yarısı da kaç yapar? 4 artı 2 köküç olmaz mı? İşte senden burası isteniyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne yaptı arkadaşlar? Böylelikle balık yapmış oldu. Ve dik üçgenle ilgili ve özel kenarlı özel açılarına göre özel e, üçgenleri de bu bir şekilde karma testlerinde bitirmiş bulunuyoruz ve gerçekten üniversiteliğim testlerinde de çok güzel sorular vardı. Bu sorular bizi geliştiriyor. Yani şuradaki bilgileri öğrenmek yeni nesili kullandırmayı da çok güzel bir şekilde öğretiyor. Teşekkürler Metin ailesi. Yani bize de burada e, güzel sorularla tanıştırdığını için hani çözerken gerçekten zevk alıyoruz. Gerçekten üniversiteliğim kısmı da bizi bayağı bir geliştiriyor. Sizleri daha doğrusu bayağı bir geliştirecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve ee, yeteri kadar da gayet yeteri kadar da sorular da bol. Ee, her çeşit soru da var. Maşallah iyi gidiyoruz. Evet gençler böylelikle ikinci bölümü bitirdik. Test 13'ün sonuna geldiğimize göre. ikinci bölümü de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki bölümde yani üçüncü bölümün çözümlerinde. Yani önümüzdeki hafta. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.